Aynı yere koymayın şu paraları diyorum. Ay ütülecek salak para yok. Kızım. Oğlum dağıt şu paraları, dağıt. Aferin, şimdi oldu ha. Ben bakıyorum. Merhaba. Merhaba Emre. Girsene içeri. Melody, bu bir tuzak değil mi aslında? Tuzak derken? Yani babam beni bugün alışveriş merkezinde dövmedi ya. Akşam evinde daha rahat dövebilmek için beni davet etmiş olabilir misiniz acaba? Ne alakası var Emre'cim? Ben babamla konuştum. Biz de ders çalışmamıza izin verdi. Hem onlar evde yoklar, dışarı yemeğe gittiler. Gir gir. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar çocuğum. Dur, ben de öpeceğim. Geç şuraya. Neyse Emre'cim, biz gidelim de vakit kaybetmeden ders çalışmaya başlayalım. Hadi oğlum, hadi gidelim. Çocuğum, hadi git. Hop. Ay işte düştüm, dur be. Bak şuraya bak, düştü bütün. İnanmıyorum. Ay o kadar. Ne yapıyorlar ya? O kadar dedim, aynı yere koymayın şu paraları dedim. Ne yapıyorsunuz? Anneanne, bunlar ne yapıyor yukarıda? Sana ne? Ders çalışıyor, çocuklara rahat ver. Ben gidip basacağım bunları. Bana bak. Allah! Ay işte düştü paralar, görüyor musun? Ayol dedim ben bunları, aynı yere koymayın dedim. Arda işte ütüldüler. Salak bunlar, salak. Anneanne! He. Bunlar böyle saatlerdir odada baş başa ne yapıyorlar? Ayol ders çalışıyorlar. Ay sana ne, rahat ver çocuklara. Yok yok. Ben gidip bir basayım şunları. Şşt! Arda! Otur şuraya. Senin dersin yok mu oğlum? Var. Niye yapmıyorsun dersini? Anneanne! Ha. Anneanneciğim bak! 1 trilyon koydular masaya bak! Ay gene! Gene? Ay bak gene aynı yere koydu. Ay bunlar gerçekten salak ayol. Hep öyle. Ayol ayırın şu paraları diyorum. Ay bak gene ütülecekler. Birisi çok defoldu efendim. Ne oluyor yukarıda Arda? Klim kutunu unuttun Emre'ciğim. Melody! Kızım ne oluyor, ne güzel ders çalışıyordunuz. Birdenbire ne oldu size böyle? Emre beni öpmeye kalktı anneanne. Ne? Allah! Yakala! Yeminimi bozdum ulan! Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzuları hey. Hadi Gökhan'cığım, biz artık gidelim mi? Hani ortağımız bizi merak etmiştir. Sonuçta kaç saattir evde yokuz. Ay Seval'cığım, sizin başınızda da böyle bir dert var değil mi? Ya ya, hiç sormayın Abiye Hanımcığım. Yani ev evlilikten çıktı, resmen bir korku tüneline döndü. Hele gündüz, yani tam bir tımarhane. Ya siz olun, Berin Hanım'ı alıp misafirliğe falan sakın geleyim demeyin. Yani sakın, sakın Abiye Hanımcığım. Ay Seval'cığım, ne yapsın? O hortlak da haklı tabiisi. Bizim ev gibi kültür seviyesi bayağı bir yüksek evden daha rahat korkutabileceğiz seviyesiz ezik insanların yanına gitmek istedi. Hatta lafı bile var. Aca 9 yorgan örtmüşler, yine de uyuyamamış. Ay bunun adı da Joseph. Nasıl? Çok güzel. Gelecekte çok güzel. Besliyoruz. Anneciğim, bu Ümit Milli'yi sapık, sapık. Benim bacıma ne yaptı bir bilsen, bir bilsen. Ne oldu, ne yaptı? Ne oldu, ne yaptı? Gerçekten ben de çok merak ediyorum. Ya bu Milli sapık senin bacına ne yaptı Arda? Arda'cığım sakın, sakın söyleme çocuğum. Yoksa çocuk da öldürecek çocuğa. Bu çocuk benim bacımı öpmeye kalktı baba. Bu çocuk mu? Yanaktan canım, yanaktan. Tamamen arkadaşlık duygusu içerisinde. Gidesin lan! Köpek! Bir dakika, bir dakika. Sen burada yukarıda ders çalışırken benim evimde öz kızımı öpmeye mi kalktın babuş? Aynen öyle babacığım, aynen öyle. Sen bir dakika gelsene.
Ben hareket edemem. Aslında telaşlanacak, korkulacak bir şey yok. Sevgili yavrum, adı üstünde delikanlı, genç bir çocuk bu. Tabii ki bu yaşlarda öpmek isteyecek, koklaşmak isteyecek. Bunlar doğal şeyler çünkü gençlik bu yani. Bir de bu tür şeylerde çok üstüne gitmemek lazım. Zaten masum bir öpücük kondurmuş. Yavrum hadi, spesifik olarak bir sorun yok. Evine git, ailen merak etmesin. Çantanı al canım. Anneki. Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para